Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Büyük İslam alimi, merhum ve muazzez üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, tevhid eksenli derslerine çok ehemmiyet veriyor ve çok yerlerde de o dersleri tekrarlıyor. Çünkü imanın altı esasının birincisi olan tevhid akidesi, diğer iman rükünlerinin de temelini oluşturuyor. Allah'ın varlık ve birliğine iman etmeyen meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete, kadere nasıl inansın? Onun için tamamen insanların kalbinin derinliklerine, ruhuna, maneviyatına işlesin, kök salsın diye bu tevhid inancını çok işliyor. Bu akşamki ilk okuyacağımız dersimiz de yine tevhid eksenli. İlem eyyühel aziz, ey aziz kardeşim, bil ki bir insanı yaratan Halık'ın, yaratıcının alemi müştemilatıyla, bütün kainatı içindekilerle beraber yaratmasında bir buğd, yani akıldan uzak görmek gibi bir durum, bir garabet yoktur, gariplik de yok. Zira bir insanın yaratılışı, içerisinde bulunan eşyanın yaratılmasından ibaret olduğu gibi. Yani insanı Allah yaratmış deyince, gözünü, kulağını, kolunu, bacağını, kalbini, ciğerlerini, böbreklerini, her şeyini o yaratmış demektir. İnsanı Allah yaratmış ama bazı yerleri kendi kendine olmuş, bazısı tesadüfen olmuş, bazısını tabiat yapmış. Böyle bir şey olamaz. İnsanı yaratan, o insanın dışındaki, içindeki bütün organlarını ve duygularını yaratan aynı zat. Olduğu gibi alemin, yani dünyanın ve kainatın da yaratılışı, müştemilatının içine ne varsa hepsinin yaratılışından ibarettir. Kainatı Allah yaratmış dedikten sonra kainatın içine ne varsa hepsini o yaratmış demektir. Ayrıca güneşi de mi o yaratmış diye sorulmaz. Ayı da mı o yaratmış? Böyle bir soru olmaz. Yani Samanyolu galaksisini o yaratmış ama diğer galaksileri mi o yaratmış diye bir soru olursa anlamsız olur. Çünkü kainatı yaratan Allah ise içinde ne varsa küçük büyük hepsini yaratan O'dur. Ve keza insan alemi bir enmuzek, özet ve küçük bir firistedir. Çünkü kavunun halikı, yaratıcısı, çekirdeğinin halikinden başkası olması mümtenidir. Yani köylüler de anlasın diye üstad bu misali de vermiş. Yani kavunu kim yarattıysa, canım içindeki çekirdekleri de yaratan odur. İçindeki çekirdeği Allah yaratmış ama kavunun kendisi de mi Allah yaratmış? Böyle abuk subuk soru olmaz. Kavun dışıyla, içindeki çekirdeğiyle, her şeyle kavundur. Öyleyse içindeki çekirdekleri yaratan, kavunu yaratan odur, aynıdır. Yani insan da kainatın küçük bir çekirdeği gibi, kavunun çekirdeği gibi insanı yaratan, topyekun kainatı yaratan aynı zattır. Allah inancı böyle olmalı. Sadece konuşma arasında geçen ve ne olduğu belirsiz bir Allah inancıyla hakkıyla Allah'a iman edilmiş olmaz. O zaman Allah'a hakkıyla kulluk yapma şansı da kalmaz. Yani toplumun, Müslüman Türkiye toplumunun Allah'a kulluk ibadet hususundaki zafiyetin temelinin nereye dayandığını işte bu dersten de anlıyoruz. Kısacık bir ders, bu kadar bu. Gerçek bir Allah inancı insanların kalbinde, ruhunda yerleşmemiş, kökleşmemiş. Allah'ı tanıyamayınca işte topyekun kainatı Allah yaratmış ama çiçekleri, böcekleri, bakterileri de Allah yaratacak hali yok ya. Allah büyüklerini yaratır. Küçükler de kendi kendine veya tabiat icat eder. Böyle yamuk yumuk bir Allah inancı olmaz.
Allah kainatı yaratmıştır dedikten sonra en küçük varlıklara kadar, yani atomlara kadar, bakterilere, mikroplara kadar her şeyi yaratan odur. Bitti. Daha ötesi yok. Birazını Allah, birazını başka şeyler, öyle izah yapılamaz. Bir başka ders. İlem eyyühel aziz. Ey aziz kardeşim, bil ki senin iktidarın, gücün kısa, bekan az, hayatın mahdut, sınırlı, ömrünün günleri mahdut, sayılı ve her şeyin fanidir, gelip geçicidir. Öyleyse şu kısa fani ömrünü fani şeylere sarf etme ki fani olmasın, baki şeylere sarf et ki baki kalsın. O zaman hiç dünyaya çalışmayalım mı? Hep Kur'an mı okuyalım? Hep namaz mı kılalım? Dünya işleri ne olacak diye sormaya gerek yok. Ne yaparsan yap, Allah için yap, ahiret nam hesabına yap. Dünyalık işlerin dahi ibadetten sayılır ve ahiret namına, defterine yazılır. Bak şimdi bunu söylerken daha önce düşünmediğim bir mesele. Bediüzzaman Hazretleri tarihçi hayatını hatırlayalım, okuyanlar hatırlayacak. Bediüzzaman gelenlerle ne konuşurdu diye bir bölüm var tarihçi hayatta. Orada işte daha çok iman meselesi, ahiretimizi kurtaralım meselesi konuşulduğu, anlatıldığı gibi orada bir haşiyede de şu izah ediliyor dipnotta. Kırlara çıktığı zaman çobanlarla Bediüzzaman karşılaştığında çobanlara derdi ki, kardeşlerim, hemen hemen bütün peygamberler çobanlık yapmıştır. Çobanlık mübarek bir meslektir. Eğer siz 5 vakit namazınızı kılsanız, bu yaptığınız çobanlık dahi ibadetten sayılır. Aman 5 vakit namazınızı ihmal etmeyin, namazınızı kılın dermiş çobanlara. Ve bu çobanlık yapma zamanlarınızda namaz kılmak kaydı şartıyla ahiret nami hesabına ibadetten sayılır diyormuş. Bir zaman yine Eskişehir hapsinden tahliyeden sonra Yıldız Oteli'nde kalmış. 2 ay kadar Bediüzzaman Hazretleri, kendisini ziyarete gelen uçak pilotlarına diyormuş ki, kardeşlerim, siz çok önemli bir vazife ifa ediyorsunuz. Eğer 5 vakit namazınızı kılsanız, kılamadığınız zamanlarda kazasını yapsanız, hani adam havada eğitim uçuşu yapıyor, kılamadığı vakit geçti mesela, kılamadığınız zaman kazasını yapsanız, her bir saatiniz 30 saat ibadet hükmüne geçer diyormuş pilotlara. Şeker fabrikasında çalışan işçiler ziyaretine gelmişler. Onlara da, kardeşlerim, siz insanlara çok faydalı bir hizmetle meşgulsünüz. 5 vakit namazınızı kılsanız, bütün bu çalışma saatleriniz dahi ibadetten sayılır diyormuş. 5 vakit namazı şart koşuyor tabii. Yine bir zaman tren makinistlerinden bir grup üstadı ziyarete gelmişler. Demiş ki onlara, kardeşlerim, siz insanların bir yerden uzak bir yere kısa zamanda gitmesine vasıta olan bir vazifede çalışıyorsunuz. 5 vakit namazınızı kılsanız bu çalışmalarınız dahi ibadetten sayılır diyormuş. Yani sürekli insanları 5 vakit namaz kılmaya teşvik ediyormuş. Hatta şunu da söyleyeyim, çok enteresan bir hatıradır Bediüzzaman'dan. Bu Demokrat Parti Isparta milletvekili Tahsin Tolağ var, Allah ona gani gani rahmet eylesin. Bediüzzaman'ın Menderes'le arasında iletişim köprüsü vazifesini gören bir milletvekilliği pozisyondayken, damadı Rasih Bayhan diye bir abi var. Uzun yıllar Ankara'da oturdu o. Bahçeli Evler tarafında yakından tanıyorum.
birbirimizi çok severdik Rasi abiyle. Onun hatırası. Kayıpederim Tahsin Tola beni Bediüzzaman Hazretlerine götürdü. O zaman gencecik bir inşaat mühendisiyim. Bediüzzaman Hazretleri konuştu, anlattı bazı şeyler ve bana sordu. Kardeşim Rasi, 5 vakit namazını kılabiliyor musun? Ya ben de diyor o güne kadar cuma namazı kılmışım. Yani 25-30 yaşlar arasında bir mühendis. 5 vakit yok bende diyor. Cumadan cuma işi kurtardığımı sanıyordum diyor. Utandım diyor. Başımı eğdim. Hocam ben sadece cumaları kılabiliyorum dedim. Aa maşallah maşallah kardeşim. Ne güzel bak çoğu insanlar cuma da kılmıyor. Ne güzel sen, ne güzel sen cuma da kılıyor musun? Aferin sana evladım. Sen o zaman şöyle yap. Abdestini al. Her gün 5 vakit namazının farzını kıl. Sünnetler benden demiş. E hocam öyle şey olur mu? Olur olur demiş. Sen sadece farzını kıl. Sünnetleri ben kılırım demiş. Ben diyor üstadım bu kolaylığından dolayı başladım diyor 5 vakit namaz kılmaya. Sabahleyin sadece 2 rekat farz kılıyorum. Nasıl olsa sünnet Bediüzzaman'dan. Öğleyin sadece farzını kılıyorum. İkindi akşam yatsı onların farzını bir de bitir kılıyorum diyor. Sünnet kılmıyorum. Bir gün öyle kıldım, 2 gün öyle kıldım, 3 gün öyle kıldım. Sonra kendi kendime dedim ki ya Rasi sen nasılsın namaza başladın. Abdestini alıyorsun. Farzını da kılıyorsun. Niye sünnetleri kılmıyorsun? Bediüzzaman kılıveriyor diye kendini kandırma. Hadi bakayım sünnetleri de kıl. 4. gün diyor başladım sünnetleri de kılmaya. O gün bugündür diyor 60 seneden beri, 55-60 seneden beri Bediüzzaman'ın bu kolaylık gösteren teklifi üzerine namazıma başladım. Bir daha da bırakmadım Allah'a şükür olsun diyor. Yani insanları namazı teşvik ediyor Bediüzzaman 5 vakit. Neden peki böyle yapıyor? Şu ayet-i kerimeye binaen. İnne salate tenha anil fahşai vel münker vele zikrullahu ekber. Şimdi ayet öyle devam ediyor. Namaz muhakkak insanı her türlü kötülükten, fenalıktan alıkoyar diyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimede. Evvela bir namazı başlattıktan sonra arkası geliyor zaten. Namaz kılmayan insanlar her türlü melaneti, her türlü kötülüğü, her türlü günah işleyecek pozisyonda oluyor. Namaz adeta o insanın etrafını kuşatan bir manyetik alan gibi. Onu günahlardan koruyor gerçekten. Sen şimdi sabah namazını kıldın, öğlen bir daha kılacaksın. Bu arada hangi yüzden günah işleyeceksin? Öğleyi kıldın, arkadan ikindi var, arkadan akşam var, sonra yatsı var. Yani bu namaz 5 vakit olduğu için Allah'ın huzuruna 5 vakit çıkacak olan insan bu aralarda Allah'ın haram kıldığı günahları işleyemez hale geliyor. Koruyucu bir kalkan gibi, zırh gibi oluyor namaz. Onun için madem Üstad Hazretleri böyle yapmış diye ben işte Mehmet Uzunboy şahidimdir. Bu Pursaklar mıntıkasında kiminle karşılaşsam ya da şehirler arası esten çok yolculuğum olurdu benim Anadolu yurt dışı falan. Uçakta, otobüste, dolmuşta, trende nerede elime birisi geçse mutlaka ona bir şeyler anlattıktan sonra namaza teşvik ediyordum. Ve hemen Risale'lerden de bir kitap, Küçük Sözler başta olmak üzere Gençlik Rehberi Meyve Risalesi onlara uygun kitapları veriyordum. Ya Rabbi ben görevimi yaptım. Üstadım sana teslim bundan sonra bu kitapların içinden ne diyeceksen de bu adamlara diye ben kendi vasitemi yapıyordum. Gerisini Allah'a bırakıyordum. Kitaplar marifetli üstadıma üstadım bundan sonra artık sana ait diyordum. İşte böyle etrafımızdaki insanları mutlaka 5 vakit namazı teşvik edelim. Üstad öyle yapmış biz de öyle yapalım. Yani bunu niçin konuştum ben? Öyleyse şu kısa fani ömrünü fani şeylere sarf etme ki fani olmasın. Baki şeylere sarf et ki baki kalsın diyor. Ya kardeşim kahveye gittin tanıdığın bir arkadaşın varmış. Çay içiyor bir taraftan da karşılık adamdan tavla oynuyor. Hadi gel bir şeşmeşli senen oynayalım.
Oynayabilirsin ama bir faydası yok ahirete be kardeşim ya. Allah Allah. Yani fani şeylere zaman ayırıp da fani olarak ömrün mahvolup gitmesini sebep olmaktansa baki şeylerle uğraşmak daha iyi değil mi? Evet, yaşadığın ömürden dünyada göreceğin istifade ancak 100 sene olur. Bu 100 sene ömrünü, ki 100 senede yaşayan pek yok bu zamanda ama nadiren var. 100 sene ömrünü 100 tane hurma çekirdeği farz ederim. Bu çekirdekler iska edilip sulanıp muhafaza edilirse ila maşallah Allah'ın izniyle semere yani meyve verecek 100 tane ağaç olur. 100 hurma ağacı olur. Aksi takdirde yani toprağı ekip sulamazsan o 100 tane çekirdek ateşe atıp yakmaktan başka bir istifadeyi temin etmez. Kezalik bu yani hurma çekirdeği misali gibi senin o 100 senelik ömrün de şeriat suyu yani İslamiyet suyu ile iska sulanıp ve ahirete sarf edilirse alemi bekada ilelebet semerelerinden meyvelerinden istifade edeceksin ömrün geçen dakikalarını, saatlerini. Binaenaleyh semeredar meyveli 100 tane hurma ağacını terk ve 100 tane çekirdeklerini kanaat ile aldanırsa o adam Hutame'ye yani cehennemin 5. aşağı tabakasıymış oraya hatap odun olmaya layıktır. Şimdi bunu böyle okuyunca yani kahvehaneye gidip kağıt oynayan, okey oynayan, tavla oynayan insanlarla bizim işimiz olmuyor ama elimizde bir kumandayla evvela haberler ayağından televizyona takılıyoruz. Ondan sonra başka şeylerle o kadar çok zamanlarımız geçiyor ki Türkiye'de ortalama bir insan, ortalamasını söylüyorum, 6 saat televizyon başında ömrü geçiyormuş ya Fesubhanallah. 6 saat. Her gün 10 saat, 12 saat televizyon başından kalkmayanlar da var. E ne olacak peki o film, bu tartışma, o konuşma derken, haber derken haydi. 24 saat verilmiş elmas değerindeki ömür saatleri, dakikaları uçup uçup gidiyor. Ne faydası olacak ahirette bize? Yani faydalı bir takım şeyler varsa izle tamam. Haberlere de bak. Ama insanın ne dünyasına ne ahiretine fazla bir katkısı olmayan şeylerle o televizyon başında kıymetli ömür saatlerini boşa harcama mesajını da almış olabiliriz bu üstadımızın beyanlarından. Bir başka ders. İlem eyyühel aziz. Ey aziz kardeşim bil ki evham, vehim, kuruntu, şübahat, şüpheler, dalaletin yani din dışı sapık fikirlerin menşe ve mahzenlerinden, kaynaklarından biri, nefis kendisini kader ve sıfat-ı ilahiyenin tecelliyat dairesinden hariç addeder. Kaderin dışında zannediyor kendisini. Sonra tecelliyata mazhar olanlardan birisinin mevkiinde kendisini farz eder, onda fena olur. Sonra başlar bazı tevhirler ile o şeyi de Allah'ın mülkünden, tasarrufundan çıkartır, kendisinin girmiş olduğu şirk-i hafiye girdirir. Ve şirk-i hafiden aldığı bazı halleri o masuma da aksettirir. Yani kendisini Allah'ın mülkü olmaktan, kaderin hududun dışına kalmaktan addettiği zaman kendisinin dışındaki varlıkları da maalesef o noktaya getiriyor ve Allah'a karşı çok önemli bir şirk batağına düşmüş oluyor. Hülasa nefsi emmare deve kuşu gibi aleyhine olan şeyi lehini zanneder veya sofestai gibi bu sofestaileri de şöyle izah ediyor. Eski Yunan felsefesinde hiçbir şeyin mutlak hakikatinin olmadığı, her şeyin ölçüsünün insanın bilgisine dayalı olduğu inancını savunarak, değerleri ve ahlakı sorgulayarak tahrip etmeye çalışan
bir zihniyet, bir grup filozoflardan bir grupmuş. Ve sofestai gibi münakaşa edenleridir ki vekilleri birbirini reddeder. Taarruzan tesakutan, yani birbirinin fikrini düşürerek zıddiyet kabilinden hiçbirisi de hak değildir diye hükmeder. İlem eyyühel aziz, gafil nefis, gafil nefis, ahireti dünyanın bitişiğinde ve dünya ile bağlı bir menzil zannediyor. Dünyanın, yani bu itibarla nefsin elinde iki tane silah bulunmuş oluyor. Dünyanın zeval ve fenasının eleminden kurtulmak için ahireti düşünmekle ümit var olur. Ahiret için lazım olan ameller külfetine gelince gaflet veya tegafül ile ondan da kendisini kurtarır. Yani bunu daha evvel başka bir ders münasebetiyle konuşmuştuk. Yani deve kuşu gibi kendisini kandırıyor. Ölünce ebediyen yok olmak acısını hissettiğinde belki ahiret vardır inancına saklanıyor. Ahiret için çalışmak külfeti geldiği zaman da belki ahiret yoktur diye ondan da kurtuluyor kendine göre. Ama kısa bir zaman sonra bütün düğümler çözülür, gerçekler bütün çıplaklığıyla ortaya çıkar ama o adama hiçbir faydası olmaz. Ahirette büsbütün kendisinin başını belaya sokmuş olur. Nefsin böyle bir aldatmacası varmış. Ölmüş olanların hayatta olmadıklarını düşünmüyor. Ancak sefere gidenler gibi görünmüyorlarsa da hayattadırlar diye zanneder ve ölüme o kadar ehemmiyet vermiyor gafil insanlar özellikle. Ya canım, herkes nasıl ölüyorsa ben de ölürüm işte yani. Alem nasıl toprağa gömülüyorsa ben de gömülürüm. No problem diyor. Namaz yok, abdest yok, oruç yok, Kur'an yok, kitap, hiçbir şey yok. Alem nasıl ölüyorsa ben de ölürüm. Nasıl toprağa gömülüyorsa ben de gömülürüm. İşte bu kadar. Ya bu nasıl bir aldatmaca? Nasıl insan kendi kendisini kandırır? Yani insanın öbür tarafa gideceği %100 kesin olduğu halde öyle bir alem kendisini beklemiyormuşçasına bir gafletin içerisine insan kendisini nasıl gömer? Akıl alacak gibi değil ama vaka da bu. Bu tip insanları aslında uyandırmak lazım. Bediüzzaman ve eserleri, Nur Tevbir işte bunu yapmaya çalışıyor. Biliyorsun Rusların meşhur bir edebiyatçısı vardı. Tolstoy diye bir adam. Çok yaşlı bir şekilde vefat etmiş. Enteresan şeyler de söylemiş kitaplarında. Madde madde bazılarını vecize gibi almışlar da bir tanesi hatırımda kalmış. Diyor ki insanları bedenen ameliyat etmek için uyutmak lazım. Bakın uyutuyorlar değil mi? Anestezi uzmanları veriyor şeyi, morfini. Adam uyutuyor, kesiyorlar, bir sürü haberi yok. Ondan sonra böbreğini alıyorlar. Efendim işte nerede arıza varsa tedavi, ameliyat yapılıyor. Adam uykuda, hiçbir haberi yok, duymuyor bile. Ama manevi olarak ameliyat yapmak için de uyandırmak lazımmış. Yani toplumun bedeni ameliyatları hastanelerde yapılıyor zaten. Cerrah doktorları kesiyor, biçiyor. Ama manevi ameliyat için de uyandırmak gerekiyor. Ruhen uyandırmak gerekiyor. İşte nur talebeleri risanurlarla toplumu uyandırmaya çalışıyor ki manevi ameliyat yapsın. İnsanlar Allah'tan bu kadar zaman uzaklaşmışken yeniden Allah'a yaklaşsın, Allah'la barışsın, namazı niyaza başlasınlar diye. Bazı dünyevi işlerini ebedileştirmek için şöyle bir destesi de vardır insan nefsinin. Öyle bir hile daha kuruyor. Matluplarımın, yani istediklerimin dünyada semereleri neticesi olmasa da esasları ahiret ile muttasıl, bitişik ve ahirette faydaları vardır diye müteselli oluyor. Kendi kendisini teselli ediyor. Mesela ilim gibi.
dünyada menfaati olmasa bile ahirette faydası vardır diye iyi ciheti göstermekle kötü ciheti altında yutturur. Hülasa nefis deve kuşu gibidir. Şeytan sofestai, yukarıda okuduğumuz gibi, heva da bektaşidir. İnsanın kötü arzuları da bektaşi gibi. İşine gelen tarafı alıyor, işine gelmeyen tarafa hafız değilim diyor. Yani üstad bu misali birkaç yerde veriyor. Bektaşi misalini. Bektaşi'ye demişler ki, erenler sen niye namaz kılmıyorsun? Demiş ki, yahu haberiniz yok mu? Allah Kur'an-ı Kerim'de la takrabu salah diyor. Kesinlikle namaza yaklaşmayın. Allah Allah. Ayetin devamı da var. Ben tüm sükara, yani sarhoşken, ben o tarafına hafız değilim diyor. Yani insanın nefsi de böyle, nefsani arzuları tıpkı bektaşı gibi gerçekten. Kendi işine gelen tarafını alıyor, işine gelmeyen tarafını o tarafa hafız değilim diye veriyor. İlem eyyuhel aziz, ey aziz kardeşim bil ki, bu da çok enteresan, kısa bir cümle ders ama çok ilginç. Tam bir mantık kaidesi hükmediyor burada. Halkı eşya hakkında, yani varlıkların yaratılması hususunda mucibe-i külliye sadık olmadığı takdirde salibe-i külliye sadık olur. Allah Allah, bilmece gibi bir cümle. Bir daha okuyalım. Eşyanın yaratılışı hakkında mucibe-i külliye sadık olmadığı takdirde salibe-i külliye sadık olur. Ne demek peki bu? Ben de anlamadım. Üstü Hazretleri hemen izahını yapıyor arkasını. Diyor ki, yani ya bütün eşyanın halikı, yaratıcısı Allah'tır veya Allah hiçbir şeyin halikı değildir. İki şıktan birisi yani. Ya her şeyin yaratıcısı Allah'tır ya da hiçbir şeyin yaratıcısı Allah değildir. Çünkü yani bu hükmü niye böyle veriyor Bediüzzaman Hazretleri? Çünkü eşyanın arasında muntazam tesanüt ile halk ve yaratmak tecezziyi kabul etmez bir kül, bir bütündür. Baziyet yoktur. Yani birazını Allah, birazını başkası öyle yok. Ya mucibi külliye olacaktır veya salibi külliye olacaktır. Başka ihtimal yok. Ya hepsini Allah yaratacak ya da hiçbirisi Allah yaratmamış olacak. Öyle birazını Allah, birazını başkası, tabiat, tesadüf yok öyle şey. Her şeyde illetin, yani sebebin ademini tevehüm eden, sebebin olmayacağını zanneden vehmin vahiy hükmünde bir kıymet yok. Binaenaleyh edna bir, basit bir şeyde halikiyet, yaratıcılık eseri göründüğü zaman bütün eşyada tahakkuk eder. Bir şeyi Allah yaratıyorsa her şeyi de o yaratmış demektir. Çünkü bir şeyin her şeyle münasebeti var. Her şeyi yaratmaya gücü yetmeyen bir şeyi yarattım iddiasında bulunamaz. Ve keza Halik yaratıcı ya birdir veya gayrimütenahi sonsuzdur. Evsat ortası yoktur. Yani burada resmen bir mantık silsilesi üstad takip ediyor. Ya Allah birdir yaratan ya da sınırsızdır. Ortası yok. Zira sani sanatkar vahidi hakiki gerçekte tek olmazsa kesiri hakiki gerçek çokluk olacaktır. Kesiri hakiki ise gayrimütenahidir. Yani o zaman bir Allah yerine kainatın atomları sayısınca ilahlar var demek gerekiyor. Böyle mantıksız bir şeyi de şeytan bile insana teklif edemez. Mahazı bununla beraber nuru neşredenin nursuz, İcat edenin vücutsuz, icat ettirenin vücutsuz olması muhaldir. Bak bu da enteresan bir mantık kaidesi. Ve keza ilim sıfatını ihsan edenin ilimsiz, şuuru ihsan edenin şuursuz, ihtiyarı verenin ihtiyarsız, iradeyi verenin iradesiz, kamil şeylerin, yani mükemmel yaratılmış varlıkların saniyi, sanatkarı, gayri kamil olduğunu telakki etmek muhal, imkansızdır. Ve keza aynı gözü tersim, basarı tasvir,
nazarı tenvir edenin görme özelliği verenin basarsız, görmesiz olduğunu düşünmek ancak basar ve basiretten mahrum olan adamın işidir. Son cümle mahaza bununla beraber Masnu'daki kemalat tamamen saniyedeki, sanatkardaki kemalden akan bir feyizdir. Fakat kuşlardan yalnız sineği gören, tanıyan bir mikrop kartını gördüğü zaman bu kuş değildir der. Çünkü sinekteki şeyler onda yoktur diye Bediüzzaman dersini böylece bağlamış oldum. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.